Pek kıymetli Hazırım. Şimdi böyle bir konuyu seçerken neden seçtiğimizle alakalı da bir küçük bir anekdot aktarmak istiyorum. Bu bir Virginia taraflarında aslen orijin olarak Yahudi asıllı. Ama şu anda pek böyle kendi dini hayatıyla çok fazla da ritüellerine dikkat etmeyen öyle olduğunu kendisi söyle ifade ediyor. Bir akademisyen, bir hanımefendi bulunduğu üniversitede kendisine deniyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir çalışma yapmasını, bir sunum yapmasını istiyorlar. Ve o da çalışmaya başlıyor. İlk de intibam şu oldu. Baktım diyor, hani bu Müslümanlar bir sürü Müslüman çeşidi var. Ama diyor her çeşidi, her türlüsü de diyor ki yani o bizim rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kaydederek. Baktım ki diyor birinci olarak bu zat dedim diyor yaşıyor hala. Bu zat yaşıyor. Yani etkili. Hala hayatın içerisinde son derece etkili. O bakımdan dolayı bunun ciddiyetle araştırılması gerekir. Neyse bu araştırmalarından sonra çok enteresan bir şeydi. Hani hatırayı çok düzgün yani bilgiyi natürel olarak aktarmanın ne kadar önemli, kimde nasıl bir tesir meydana getireceğini bilemiyoruz. Ve onların bu emanetin çok düzgün aktarılması ne kadar önemli ki sahabe efendilerimiz Allah onlardan razı olsun, hadis alimlerimiz Allah onlardan razı olsun. Bu konuda neden bu kadar çok titizlenmişlerin de aslında bir cevabı. Bu hanımefendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhteşem kişiliğiyle alakalı en önemli çıkarımı nerede yapıyor? Hiç mesela belki çoğu hiç bu hepimizin bildiği ama o nazarla bakmadığımız bir yerden çıkarıyor. Diyor ki bu zat Hira'da diyor meleği gördü. Yani Hazreti Cebrail tabi onun kendi tabirleriyle anlatıyor, kendi diliyle anlatıyor da. Meleği diyor gördü ve bütün ihtişamıyla gördü. Bütün varlığıyla gördü. Ondan sonra diyor ondan okumasını isteyince hani ben okuma bilmem dedi. O şeyi anlatıyor. Ve ama diyor daha sonra diyor o şeyi aldı, o vahyi aldı. Vahyi almakla beraber diyor esas konumunu da, misyonunu da her şeyi çok net olarak da görmüş oldu. Artık diyor Allah'ın bir elçisiydi. Yani insanlar arasında böyle bir vazifesi vardı. Bunu yerine getirecekti. Ve sonra diyor bu insan Hira'dan bir ürpertiyle diyor döndü. Evine gitti. Hani başına bir şeyler örtmeye çalıştı. Yani yatmaya çalıştı. Olmadı. Sağa sola kıvrandı. Daha sonra diyor gitti. Eşine diyor durumunu anlattı. Hazreti Hatice validemize. Daha sonra o diyor aldı. Onunla beraber Varaka bin Nevfel'e gitmelerini anlatıyor. Diyor ki bu o zatın gerçekten bir peygamber olduğunu, şu kareler ve gerçekten de muhteşem ve büyük eşsiz bir insan olduğunu diyor bize anlatıyor. Ve ben diyor bu sahnelerde diyor vuruldum. Yani onun diyor büyük bir insan olduğunu. Çünkü diyor bu insan hani meleği gördü. O büyük misyonunu aldı. Eğer nefsi haşa yani o manada mağlup bir insan olsaydı kolları, koltukları kabarmış vaziyette diyor insanların arasına dönecekti. Ben artık sizden farklı biriyim. Ben hani işte bu kadar böyle önemli şeyler aldım, arkamda geliyorum. Ama diyor, o ne yaptı? Çok diyor, insaniydi o tavırlar. Yani böyle bir şey alan bir insan titrer diyor, ürperir. Sonra işte hani sağa sola döner, uyuyamaz. Sonra en yakınına halini açar. Yani oradan bir şey ister, bir geri dönüşüm, bir destek alır. Ondan sonra diyor onu da bilir ki diyor ona yetmeyecektir. Daha başka bir bilene gider. İşte diyor ben diyor bu kareleri görünce dedim ki bu insan gerçekten büyük, muhteşem bir insan olmalı. Oradan diyor şeylerime başladım diye çıkarımlarda bulunuyor sonra gerisinde. Şimdi bu hepimiz bu hadiseyi çok defa dinletmişizdir. Yani hocalarımızdan dinledik, siyer okurken dinledik. Ama bundan böyle bir çıkarım yapmayın. Belki de hemen hemen pek çoğumuz işte düşünmedik. Ama şimdi iyi ki o natürel haliyle anlatılmış o hadise.
Ve şimdi bakın böyle bir yere geldiği zaman böyle bir ruhta oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani o muhteşemliği ve büyüklüğüyle alakalı olarak onun için bu kadar şey yetmiş. Benim için diyor bu yetti artık ondan sonra dedim ki hani bu zat büyük bir zat. Şimdi tabii bir sürü şeyler yaşıyoruz. Yani Allah'a çok şükür ki önümüze Cenab-ı Hak böyle rehber insanlar koymuş. Şimdi tabii bu yaşanan süreçler var. Tabii ki bu yaşanan süreçlerin hepsinde bu emanetleri, yaşanan hatıra kabilinden bilgileri bunları da olabildiğince çok naturalize ederek yani öyle miydi, böyle miydi birbirimizden onları teyitleştirerek belli bir şeye koyarak onları çok düzgün olarak tarihe emanet etmeliyiz. Hani bugün bizim için bir şey olan veyahut da bizim için çok da bir şey olmayan, belki de yarın bilemiyoruz, çok önemli şeylerin çıkarılmasına vesile olacak şeylerdir. Şimdi tabii hani o natüralliği içerisinde geldiği zaman, o şekil içerisinde aktarıldığı zaman bunlar hem birer ibret vesilesi hem aynı zamanda da birer enerjimizi, motivasyonumuzu yükseltme vesilesidir. O bakımdan dolayı mesela bu Batı dünyasında biyografi dediğimiz kitaplar, yani bir kişinin hayatı üzerine dönen kitaplar veya otobiyografi dediğimiz kendini anlattığı kitaplar çok yaygın. Ve Üstad Hazretlerinin de o dönem içerisinde bu trendi görmesi, tarihçe hayat yazdırması da aslında gerçekten hani yozlaşma manasında değil de hani süreç manasında çok modern bir davranıştır. Çok önden görmektir. Hatta hani mesela bu tip şeyleri yaparken de yine hani o hatıralar içerisinde bugün de Nevzat Ahmet'in attığı notlarda da vardı. Hani işte o parayla alakalı Tahir abinin işte üzerinde resim var namazda kılmıyorum dediği zaman orada diyor hani yarım yaşamaz yani hani o manadaki şey yaşamaz. Sonra kendi tarihçe hayatı kendisine gösterildiğindeki o fotoğraflarla alakalı da işte aslında burada da tabii çok ince bir şey de var. Gösterildiği zaman da hani bir kurşun kalemle de çiziyor. Yarım insan diye yaşamaz. Şimdi aslında yani bu tarz şeylerin yaparken de senin ki hani Üstad Hazretleri gibi hani kendini ne kadar sıfırlama noktasında sıfırlamanın çok üstünde bir hayatı olan insan ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki böyle bir şeye çok önem veriyor. Yani keşke mesela hani daha şey olsaydı belki hani daha bir başka bir otobiyografi çıksaydı nelere nelere vesile olurdu. Şimdi hamdolsun tabii şimdi hani eskisi gibi değiliz ama fakat gerçeğe itibariyle baktığımız zaman da hani orada da çok yeterli mi? Şu anda biraz belki bunun bir heyecanı uyanmaya başladı. Bir şeyler yapılıyor. Ama çok şey olduğunda ne yazık ki itiraf etmeliyiz ki şu anda henüz yok. Şimdi burada Ferit el-Ensari Allah rahmet eylesin. Enteresan bir hayat hikayesi. Ben tabii çok kendisi o manada müşerref olmadım. Sadece hani bilgilerinden aktaracağım. Öncelikle Türkiye'yi ve bizim Türkiye'deki bu manadaki dini hareketlerle ilk yapıyı Risale-i Nur vasıtasıyla ilk onu görerek başlıyor. Ve diğer abilerimiz de geliyor, Risaleleri görüyor ve o eserleri okurken orada gerçekten o çok farklı bir şeyi görüyor. Ve ondan sonra bir kitap yazıyor. Hani şimdi belki okuyanların çoğumuzun dikkatinden kaçırdı. 6 tane diyor ki Risale-i Nur'u anlamak için 6 kavramdan yürümek gerekir. Burada diyor 6 noktaya çok farklı bir Risale'den tasrif metodu var ya, bunun etrafında diyor çok işlemiş. Onunla alakalı enteresan tespitleri var. Diyor ki tevhid kavramı, insan kavramı, kainat kavramı, Kur'an kavramı, iman kavramı ve ahlak kavramı. Risaleleri diyor anlamak yani anahtar kelimeler bunlar, anahtar kavramlar bunlar.
Ve onlardan üstadımızın hani bunlara yüklemiş olduğu, buradan çıkarmış olduğu o farklı manayı anlatıyor. Gerçekten o yönü itibariyle belki de hani yıllardır Risale okuyanların da okuduklarımızda da belki hani o yönüyle de çok dikkatimizi çekmeyen yerlere parmak basıyor. Ondan sonra üstadımızdaki o zenginliği görünce de tabii kendisi aynı zamanda bir edebiyat fakültesini bitirmiş ama fıkıh usulünden doktora yapmış Feride Ensari, Allah rahmet eylesin. Ve usul okuduğundan dolayı da hem iki tarafı var. Aynı zamanda bir şeyi senarize edebilme, hikaye edebilme yani o kabiliyeti var. Gerçekten hani zaten kitaba baktığımız zaman da onun içerisinde çıkan mana, oradaki ruh o. Onu senarize edebilme, aynı zamanda da analiz edebilme. Yani bu ikisinin bir insanda bulunduğu çok az olur. Yani hani adam çok iyi tasvir eder, çok iyi hikayeleştirir ama aynı zamanda da onun felsefi alt planı itibariyle de o noktada aynı derinlikte olmayabilir. İşte o seyahatler esnasında üstadımızdaki bu şeyi görerek ve diyor ki işte o zaman bir kitap yazıyor. Ahirül Fursan. Yani son süvari artık. Ve bu işin hani nihai orada bittiğini. Daha sonra tabi o zaman hizmetle alakalı bir tanışması yok. Kader bir başka yerden bir başka yol kesiştirmesi yapıyor. Demek ki hani gönüller çok saf temiz olunca bu zat hocası yani o fıkıh usulü konusunda doktora yaptığı, beraber çalışmış olduğu hocası açılan bir kitap fuarında arkadaşlar yapıyorlar diye Arapça kitaplarda o İslam dünya Hira coğrafyasında da sergileniyordu. Hocası El Mevazin diye tercüme edildi. Yoldaki ışıklar. Ölçü ve veya yoldaki ışıklar. O kitabı hocası orada dikkatini çekmiş. Ona veriyor. Diyor ki bu sene diyor kitap fuarında diyor farklı olan bir şey gördüm diyor. Buna diyor bir bakıp incelesene. Yani burada diyor bir farklı bir şey var. Yani bu farklı bir ses soluk mu? O da kitabı heyecanla, merakla okuyor. Ve daha sonrasında ise hikayesi şöyle devam ediyor. İşte bu İhsan Kasım abi bu Risale'leri Arapça'ya tercüme eden, daha sonra Hoca Efendi Arapça'ya tercümelerde de o zamanlarda çalışıyordu. Onu tanıdığından dolayı onu İstanbul'a geldiğinde soruyor. Diyor ki, İhsan Bey diyor, bu zat kimdir? Hoca Efendi'yi kastederek. O da bizim Nevzat Savaş hocamız yanında. O işte burada diyor talebesi var. O zat kimdir size anlatsın. Onun hikayesi işte burada başlıyor. Tabii o muhabbet ilerledikçe, o bilgi ilerledikçe dediğim gibi yani hem tasvir, senarize edebilme hem de aynı zamanda da iyi bir analist yani o şeyleri de analiz edebilme olduğundan ve daha önceki o risalelerden de epey aklında bir altyapısı birikimi olduğundan dolayı artık bu mesele aralarında bu muhabbet ilerlemeye başlıyor. Şimdi tabii kendisi zaten tanıştığı zamanlarda bu kanser hastası artık hastalığı biraz onu çerçevelemiş yani o manası itibariyle biraz da ve enteresandır. Hoca Efendi'yle de o manada hiçbir görüşmek nasip olmuyor. Hoca Efendi'nin değerlendirmesi içerisinde de şöyle bir benzetmesi var kendisiyle alakalı. Diyor ki hani akan bir yolda trafik işler bazıları diyor yola bir yerden girerler. Yani aradan bir yerden girmişlerdir. Fakat öyle bir mesafe kat ederler ki yani o çok bulunduğu o kısa zaman diliminde yani o otobandaki bulunduğu o kısa zaman diliminde çok mesafe kat etmiştir. İşte diyor Feride Ensari de onlardan birisiydi. Ve işte bu hastalıkları artık iyice kendini hissettirmeye başladıkça bu Nevzat hocalarla, diğer arkadaşlarla hem kitabı okuma hem de aynı zamanda onlarla sohbetlerinde bu şeyleri epey bir ilerlemeye başlıyor. Ve daha sonra bu kitap yani Süvari'nin dönüşü olarak tercüme edilen bu kitap Sema Hastanesi'nde hocam da biraz önce ifade ettiler, ziyaret etmişlerdi. Orada artık yani hastalığının her geçen gün daha ilerlediği bir yerde
arkadaşların ona anlatması. Ve kitapta onları şöyle ifade ediyor. Hüzün ravisi. Yani hüzün ravisi. Ravi rivayet eden malum hani anlatan. Hüzün yani bir hüznü anlatan, bir hüzün hikayesini anlatan insanlar diye başlıyor. Ve onlardan dinledikçe, hani biraz önceki girişte ifade etmeye çalıştım. Çok natürel olarak o hatıraları net olarak aldıkça ve adeta sanki o süreçleri yaşamış gibi de böyle müthiş de güzel de bir tasvir gücü var. Onu yaşamışçasına sanki İzmir'e gitmiş. İşte diyelim ki hani o Tahtakulübe'de kalmış. Edirne'de işte Edirne'ye gitmişler bu arada bazı yerleri ufak tefek ziyaret ettiklerinde. İşte diyor hani oraya gittim. İşte Suat hocamlarla kaldıkları ev. Ondan sonra pencere işte Darül Hadis bütün onların hepsinde. O şeyleri de bazı yerlerde görerek ama işte o hastanın el verdiği bu acıların ızdırapların içerisinde yazılmış bir kitap. Ve aslında yani hepimizin ısrarla okumayı, okutmayı çok teşvik etmemiz gereken bir kitap. Bir defa dediğim gibi yani hem senaryo olarak güzel, yani akış olarak güzel, hem de aynı zamanda bir analitik. Kendisi de zaten kitapla alakalı şöyle bir şey diyor. Yani hani bu tam ne romana benzedi ne başka şeye benzedi diyor ki, okuyuculara takdim ettiğim bu metin belki bir roman. Belki bir hayat serencamesi. Belki bir şiir. Belki de bir tarih kitabı. Tam olarak kestiremeyeceğim. Buna, yani bu illa şudur demek zor. Ancak kesin olarak bildiğim bir şey var. O da bu eserin ızdıraplı bir ruhun hafakanları, engin bir vicdanın tecrübesi, ümmetin kanayan yarası, hürriyete kavuşma adına akıp giden duru, halis bir şevk şelalesi ki nurları Anadolu topraklarında yaşayan bir baba yiğidin gönlünden doğup bütün bir alemi aydınlatan bir şelalenin hikayesi olduğudur. Şimdi yani bu diyor böyle bir şey. Yani Hazret hani ona kendisi de hani bu hakikaten bir roman mı? Yoksa bir hayat serencamesi mi? E şimdi bir roman mı? O manada diyebiliriz çünkü başlarken diyor ki onun bir sırrı vardı diye başlıyor. Dün yani kitabın alt metni hep sürekli vurgu yaptığı şey bir sırrı vardı işte. Erzurum'da sırrı vardı, şurada sırrı vardı şeyde. Hep diyor bu açılacaktı, açılacaktı, açılacaktı. Hep o bir sırrı vardı. Hep onun üzerine kura kura gidiyor. Şimdi bu yönüyle baktığınız zaman gerçekten mesela hani o manada bir ayrı bir romansı bir kurgu. Ama bir şey bir hakikatin vurgusu. Diğer taraftan mesela kitapta enteresan bir şey yapıyor. Yine bu da hani buna mecaz deniyor. Şimdi metafor diyorlar. Metaforik bir şey var. Diyor ki işte diyor bazı diyor kardeş şehirler vardı. Kırnata, Kudüs. Ve onun biraz böyle hani daha bir kurgusal olarak ikisinin diyor bu iki şehrin altında diyor bir anahtar vardı. İşte diyor bu anahtarı diyor alan birleştiren işte bir şeyleri açacaktı. Şimdi hani bu mutlaka bir başka bir hikayenin şeyinden alınmış. Hani o bir roman tasviri içerisinde böyle bir kurgu. Yani bunların diyor bir sırrı vardı. Şimdi mesela hani o sırrı derken mesela kendisi bir ara böyle bir şeye yükleme yapıyor. O zaman diyor işte diyor bu sır hani bu anahtar belki de diyor hani İstanbul'da açılacaktı yani hani. Ama sonra tabii onu tam oraya getirmiyor. Diyor ki zaten hani diyor bu iki şeyin anahtarını diyor açacak bir başka küçük anahtardı diyor. Mesela diyor işte onunla gitti. Şimdi böyle göndermeler de var. Hani bu yönü itibariyle de baktığın zaman hani böyle normal bir hatıra kitabı gibi okurken böyle hani bir şeyin hikaye edilmesi gibi su gibi akarken aynı zamanda sizi oturtup düşündürüyor. Yani diyorsun burada bu ne demek istedi? Yani nasıl bir şey atıflar yaptı? Şimdi o yönü itibariyle de böyle çok enteresan kurgulara sahip. Yani inşallah ileride şey olur yani hani bir muvaffakiyet olur.
Allah imkan verir. O manada biraz böyle hani farklı kurgularla yapılabilecek bir yani film hikayesi gibi de yani oradan o manada bir şey çıkarken. Ama hep diğer taraftan da şöyle bir şey var. Hani şunu da mesela çok alıyorsunuz hani o şeydeki özü hani onu çok özümsemeyi. Hani birileri geliyor hasta yatakta bir şeyler konuşuluyor. Acılı bir insan. Ondan sonra mesela hani çok da sinematografik bir şey. O Sema Hastanesi'ni hatırlarsanız o karşıda adalar yani hani onun odası da öyle bir yerdeydi. Orada bu sefer oturuyor ve gecenin o yalnızlığı içerisinde ağrıları, sızıları ve sebepler planı olarak, esbab olarak da yani kanser ve her geçen gün işte yani o manasıyla kurutulamıyor. Yani sonucun nereye gideceği belli olan bir yolculuk. Ve o yolculuğun içerisinde bakıyorsunuz bir insan bu acılarıyla beraber bir şeyleri yetiştirmeye de çalışıyor. Şimdi bazen hani o tasvirleri görüyorsunuz. Bazen de hani şunu da şu notu da mutlaka iletmeliyim gibi onun o manada kısaltmaları da görüyorsunuz. Bir de bu şekli içerisinde bakıldığı zaman gerçekten çok güzel, enfes ve en önemlisi de şu var. Zaten hani hepimiz şu değil mi? Yani bir yerden birisi farklı bir yerden baktığı zaman, farklı bir şey söylediği zaman aynı elimizdeki o güzelliğe karşı bakışımız, değer verişimiz biraz daha farklılaşmış oluyor. Bir de bu kitabın aynı zamanda bir de böyle bir tarafı da var. Yani böyle bir zenginliği de var. Ve ondan dolayıdır ki zaten hani Hoca Efendi diyor hani onun vefat haberi geldiğinde zaten diyor son hastalığın da hastalıklarım vardı. Ama diyor onları unuttum, ona dua ediyordum. Şimdi hani bir taraftan da şu var. Hiç görüşmemişler, hiçbir fiziki buluşma olmamış. Ama bugün Nevzat abinin attığı o notta da vardı şeyde de. Hani diyor ben diyor karşılaşsam diyor kucaklaşmak isterim. Yine dediği gibi hani kitabın ana alt metni hep sır üzerine gidiyor ya. Sırrı vardı hani onun bir sırrı vardı. Onu açmak istiyordu. O sır ama diyor sarılmak isterdim. O sırrından bir şey almak için. Ama diyor bu halim böyle yapmam doğru değil. Edebe diyor aykırıdır. Onun için diyor elini öpmem gerekir, diz çökmem gerekirdi. Onu diyor alamazdım. Yani aslında burada yine aynı, hem bizim o klasik terbiyeyle beraber aynı zamanda da şu var. Yani oradaki o sır, o mana, o kadar o genişlik yani böyle bir şeyde de alınabilecek gibi değil yani. Hani o kabın şeydeki yani o sır kabının büyüklüğü yani kendi kabının durumuyla da alakalı bir tespitte de bulunuyor. Şimdi bütün bunlarla da beraber bakıldığı zaman gerçekten kıymetli abiler yani bir şeyleri okumaya, bir şeyleri öğrenmeye ve tabii en önemlisi de şu da var. Kendimizi ayakta tutmada, kendimizi verimli tutmada ve en önemlisi de gelip geçen her fırtınalar karşısında sarsılmamada da bize çok önemli ipuçları veriyor. Bu bakımın içerisinden de çok faydalı. Yani keşke imkan olsa şimdi hani şu anda da şeyler de var zaten. Yani Avrupa'da da vardır. Buradaki yayın evlerde de vardır. Yani bunu bütün abiler hani şimdi o gözlük içerisinde okunsa, o nazar içerisinde bakılsa ve oradaki o değerlendirmelerdekini görsek ve çok müthiş. Mesela şu var hani bu insan ne kadar olsa hani yine bizim coğrafyamız ama fakat hani bazı o çok kültürel kodları bilmez mesela hani. Fakat Cenab-ı Hak ayrı bir şey açmış yani o manası içerisinde ilhamlık bir şey. Mesela bir sahne aktarıyor. Hoca efendiler Alvar'a gitmişler. Yani köyü terk etmişler korucu. İki köyün arası zaten çok mesafeli değil. Bir şey lazım olmuş. Yani unutulan. Hoca efendi göndermişler köye. Yani çocuk o zaman. Hani o dedesi o hani çok haşmetli o çok sert ama aynı zamanda da diyor o kadar içi şefkatli dolu. Köyün kenarına gelmiş neyse işte o şeyi alacak harman yeri gibi bir yer içerisinde orada bir karşılaşmalarını aktarıyor. İşte birden diyor böyle karşılaştılar. Hani gitti gül gitti bülbül ister ağla ister gül mesela ama o sahneyi o kadar tasvir ediyor ki yani orada
Adeta sanki hakikaten onu görmüş yani orayı yaşıyor. Yani o sert görünümlü dedenin başka bir şefkat yani demek yani Allah kalbine nasıl bir şey koyduysa oradaki o şefkati ve ama hani bir taraftan da hani bulunduğu toplumun içerisinde de getirdiği bir konumu ama işte orada hani bir harman yerinde dedeyle torun yapayalnız karşılaşmışlar. Artık yani orada bütün tabiri caizse bütün çevre baskılar her şey kalkmış. Her şey kalkmış. Hani o böyle çok o heybetli insan o şefkatin bir başka doğrunda o bir şey diyor. O bakışmalarını. Mesela hani şimdi böyle buna benzer de tasvirler var. Gerçekten hani çok harika, çok güzel. Onun için inşallah kıymetli abiler benim hani daha ötesinde bir şeyler demem. O manasında yani kitabı okuyanlara karşı veyahut da belli şeylere karşı da hani ön bazı şeyleri de tıkamak manasına da gelir. Ama bu yönü itibariyle gerçekten çok güzel, çok nefis ve dediğim gibi yani bazen olaylar akıyor, bazen sizi bir yerlere doğru taşıyor, bazen bakıyorsunuz o çok lokal görülen veyahut o andaki o görünen hadiseler içerisinde baktığınız zaman orada bambaşka bir şey görüyorsunuz. Bir de gerçekten o ince noktaları yakalaması. Mesela yine bir sahne askerdeki durumunu anlatıyor ama mesela o manasında pek de dikkatimizi çekmemiş olabilir. Askerde diyor telsizciydi İskenderun'da. Kendisine diyor bir araç tahsis edildi. Orada diyor kalma imkanı vardı. Hem nasıl bir kitap okuma aşkına dair orada şeyler veriyor. Ve herhangi bir komutanların gelmesine kadar o Batı klasikleri ve diğer şeyleri okurken onlar arabasındaydı. Hani diğer kitapları daha başka bir yerde tutuyordu. Onu aktarıyor. Ama orada bir başka bir değerlendirme daha yapıyor. Peki, telsizci olduğu için, İskenderun bölgesi de olduğu için aynı zamanda diyor Arap radyolarını dinleme imkanı da vardı. Arap radyolarını dinleme imkanı olduğundan dolayı da hem Kur'an dinliyordu hem de Arap dünyasında o tarihler işte bu yavaş yavaş sömürgeci, müstemlekecilikten çıkma, müstakil devletler olmaya doğru gitme dönemi. Yani dolayısıyla da o dünya nasıl bakıyor, neler düşünüyor, neler ediyor? O gün tabii internet yok. Bu manada bilgi akışı son derece sınırlı. Ama aynı zamanda da böyle bir şey de elde ettiğini. Mesela böyle bir şeylere de vurgu yapması gerçekten yani o şeyleri kendisine aktarılan bilgileri aldığı zaman ne kadar derin ve güzellikle yaptığı konusunda da bize epey bir şeyler ifade etmiş oluyor. Yani buna benzer kitabın içerisinde çok epey güzel şeyler var. Hani okuması itibariyle de işte zor da değil. Yani hemen akşamları da alsak da. Ve dediğim gibi hani o görmediği insanları tasvirleri çok güzel. Mesela hani rahmetli Ali Rıza Güven abi hani Hoca Efendi'nin o tahta kulübesine gelmesini, orada duruşunu. Yani hakikaten bir tasvir yapıyor. Biz yaşımız itibariyle yani bulunduğumuz için yani kıymetli ve muhterem merhum abi görmek imkanımız olduğundan dolayı tanıyoruz. Ama o hakikaten yani Aziz amcayı görmüş, biliyor onun oradaki o durumunu ve o işte çaylara gelmesindeki hakikaten yani hani o manzarayı çocukluk itibariyle gördüğümüzden dolayı o tasvir çok yerine oturuyor. Yani o yönü itibariyle de Cenab-ı Hak ayrı bir ilhamda bulmuş bu merhum hocamıza. Bu tarafı da çok çok bereketli. Yani oradaki mesela hani o tasvirleri anlattığı yani bazen o kişiler, bazen o insanlara yaptığı atıflar böyle çok ince yakalamış olduğu şeyler. Hani dediği gibi kendisinin de sonunda yani roman desen roman değil. Bir serencame desen serencame değil. Ama bütün bunların hepsini kendi içerisinde derleyip topladı. O manası itibariyle yani kurgusu çok güçlü. Kurgusu çok güçlü. Yani insanı böyle işte bir hatıra dinliyorum. İşte bir hayat akışı dinliyorum.
rahatlığını da bırakmıyor. Arada çok ciddi göndermeler, alt metinler ve belli şeylere dikkat çekmek suretiyle de hep onu getiriyor. Ama şöyle bir şey var. Yani şuna bir imanı tam ona zaten o mana ortaya çıkmış oluyor. Yani bu hizmet imaniye ve Kur'aniye bir insanlık meselesi. Dolayısıyla da burada bütün bir insanlığın hakkı var, bütün bir insanlığın payı var ve bütün bir insanlığa da bunu o zenginliği ve güzelliği içerisinde de aktarmak bizim boynumuzun borcu. Yani tekrar bunu bitirmiş olayım. Yani hem bir kitapta analizler var ama diğer taraftan da şunu da çok görüyorsunuz. Yani günlerinin sayılı olduğunu bilen bir insanın eline almış olduğu dağarcığına geçen emanetleri de olabildiğine hızlıca aktarmak. Hiç olmazsa hani bu da zayi olmasın diye o nasıl diyelim bir bazen de o telaşı da görecek. Ama şu çok önemli, şu çok önemli diye oralara da o kendi uslubu içerisinde yapmış olduğu bir zenginlik. Cenab-ı Hak inşallah yani bu kadar güzel, hayırlı bir şeyler muvaffak olmuş bu güzel hocamıza. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı komşu etsin. İnşallah ötelerde de hepimizi bir beraber etsin. Yani bütün Amin, amin. kardeşlerim, arkadaşlarımızla beraber. Ama şu var ki yani ciddi bir kadir şinaslık o zaman bize de bir kadir şinaslık göstermek gerekiyor. Ama bu tarz kitapları almak değil de okumak. Çünkü biraz hani okumaktan çok fazla koptuk, çok uzaklaştık. Yani bu telefonlar şimdi zaten hani işte bu internet filan bazen böyle bir Twitter kavgaları işte o Facebook cengaverlikleri falan hani bunlar böyle çok şeylerin de önüne de geçiyorlar, sarsıcı da oluyor. Ama şu var işte ahirete giderken hani şöyle bir şeyle gitmek, bu kadar bir şeyi arkanda şahit bırakarak gitmek mi? Yoksa işte hani 3-5 kişinin ağzının payını verdim orada şunu şöyle susturdum ötekini böyle şey ettim demek mi? Öteki meşkuk yani hani orada bir de aksine başka bir şey de getirme imkanı da var. Bitireyim diyorum bitireyim değil mi? Bir şeyleri bitirelim. Bunda da o şeyi çok iyi analiz etmiş. Diyor ki Daha onun bitmeyebilir diyor hocam. Yani biraz daha oturabilir. estağfurullah. Diyor ki onun diyor gönlünde diyor hep şey vardı. Yani matbuat vardı. Yani matbuat sadece kusura bakmayın ben böyle ukalalıklar yapıyorum ama orada iki kelime atıfta bulunuyor. İlamla diyor. İlim aynı kökten gelir. Yani ilam hani bildirmek işte dolayısıyla onun bir uzantısı da matbuattır. O diyor hep şunu görüyordu diyor toplumda gittiği yerlerde konuştuğu yerlerde. Hani ilim diyor bunu yani sadece ilimle yetmiyor. Bunun aynı zamanda ilam tarafı da olması lazım. O diyor ta o zamandan arzu ediyordu ve İttihat Gazetesi'nin çıkışını anlatıyor. İttihat Gazetesi rahmetli Salih Özcan abinin gelmesi gitmesi ve Mustafa Nezihi Polat Allah rahmet eylesin. O da diyor babası da Erzurum'da gazete çıkarırdı. Hani o günün şartlarında diyor daktilonun başına geçer yazısını yazar ve bitirirdi. Yani hani tahsil mahsil şeysi olmaz ama diyor onu yazarken o kadar terlerdi o zaman klimalar da olmadığı için hatta o ayrıntıya kadar koymuş orada. Bir leğen ediyorsun koyur doldururdu. Ayakkabı yani şey çoraplarını çıkar ayaklarını oraya koyar hani ter basmasın diye. Yazsın diyor öyle yazardı. İttihat gazetesi çıktı diyor. Onu diyor işte şeylere kadar hani nur talebeleri diyor aldılar diyor şeye götürdüler. O sene diyor haçta dağıttılar. Hani çok bir inkişaf oldu. Haftalık çıkıyordu. Daha sonra da diyor Şevket Ege bugün gazetesini çıkarmaya başladı. O günün şeyleri içerisinde 200 bin tirajdan bahsediyor ama onu tam net olarak bilemiyorum. Belki orada hata edebilirim. Belki 20 bin. Neyse. O diyor tiraj orada da bir gazete çıkmaya başlayınca diyor yazarlar arasında şey başladı. Yani biraz yazar atışmaları başladı. Bu diyor onu diyor çok diyor sarstı. Hacı Efendi.
Mustafa Nezihi Polat rahmetli diyor, aradı. Dedi ki ya siz ne yapıyorsunuz? Yani bak şimdi orada adamlar size bir şey diyor, siz de onlara bir şeyler diyorsunuz. Demiş yani Hazreti Bediüzzaman bunun neresinde yani hani yani böyle bir şeyin. O da demiş ki rahmetli ama artık abi diyorlardı o zaman yani Hoca Efendi. Ama abi demiş onlar da bize söylüyorlar. İyi de demiş. Onlar size demiş 10 tane söyleyip siz bir tane bile karşılık verseniz yine demiş bir zulüm etmiş oluyorsunuz. Bu demiş hani şeye uygun değil. Yani Hazreti Bediüzzaman metoduna uygun değil. Siz böyle devam edecek olursanız hani ben bunun desteği tarafında olmayacağım. Sonra da diyor zaten çok geçmedi. O rahmetli Mustafa Nezihi Polat bir trafik kazasında vefat etti. O diyor son diyor onu ikazıydı ama şeydi diyor hani çok diyor bu sefer de içinde bu sefer de o acıyı çok güzel tasvir ediyor. Yani. Yani sanki o şeyleri yaşamış gibi. O da diyor zaten diyor hani ikisi de hani haklı bir ikazdı ama hani keşke hani öyle mi deseydim böyle mi deseydim falan. Orada da mesela böyle çok güzel tasvirler var. Zannediyorsunuz ki yani hakikaten olayın içerisinde bizzat yaşamış. Ha bu şunu gösteriyor. Demek ki ona anlatanlar hikayeyi çok düzgün anlatmışlar. Yani bir şeyler katmamıştır. Saf gittiği için de o da ne yapmış onun? Kendi tasvir kabiliyeti içerisinde, analiz kabiliyeti içerisinde çok yerine oturtmuş. O diyor o gün anlamıştı ki diyor henüz bu dünya yani bizleri kastederek o günkü hizmet potansiyelini kaydederek henüz diyor bu şeylere yani gazeteye o tarz şeylere henüz hazır değildi. Hazır olmadığı için de o zaman ne yapacaktı? Gidip başka bir şeylere aborde olacaktı. Yani onlar yapıyor biz de yapalım. Hani onlar on yapıyor biz bir yapalım. Oradaki hani o Hazretin de gerekçesi o diyor. Yani onlar hani on vuruyorsa biz bir tane vuruyoruz yani. Hani. İşte ama o diyor birinin içinde de o yoktu. Yani böyle güzel yine bildiğimiz yani belki çokları itibariyle hani ya o hadiseyi biliyorduk yani hani diyeceğimiz o ince anekdotlara kadar orada hepsi var. Hatta işte Suat Hocam'dan şey var. Hani diyor, geçen Fikret abi de onu anlattı. O kadar diyor beraber kaldık. Ben hiç pijamalı görmedim. Mesela o incelikli ayrıntılara kadar hepsini burada güzel kaydetmiş, güzel anlatmış ve en önemlisi tabii analiz ediyor. Tahlil ediyor. Dediğim gibi yani biraz çok fazla çizdim altını. Aynı zamanda da sizi sürekli düşünceye zorluyor. Yani burada bir başka bir şey var ha. Zorlamış oluyor. Ve işte hani onu bazen orada bir sır kelimesi işte bazen çok metaforik anlatımlar. Hatta işte Yunan mitolojisinden bazı benzetmeler şeyler var. Mesela hani diyor bu yükün kaldırılması. Yani o yönü itibariyle gerçekten hoca çok çok zengin. Müthiş bir analiz yapmış. Keşke daha erkenden daha geniş görseymiş. Çok daha farklı şeyler ortaya çıkarmış. Zaten hani işte artık dediğim gibi hani ömrü yetsin diye de oraya getirmiş. Ve en sonunda da şöyle bitiriyor. Diyor ki büyük fetih ve sırrın açığa çıkması. Burada kendi bir hayalini orada diyor kimleri gördüm? Fatih'i gördüm diyor. Hani bir rüyasında ondan sonra Bediüzzaman Hazretlerini gördüm. Yani işte Selahattin Eyyubi zannedersem yani onun içinde hatırladın mı? Bunları gördüm diyor. Ve büyük fetih ve sırrın açığa çıkmasında da yani bütün o sahabelerden alıyor, günümüze getiriyor, en son şeylere getiriyor. Diyor ki sonra diyor gördüm yani kitabın bitişinde İşte o bütün bir tarihi geçit yapıyordu. Bir hayal. Yani şey gibi bu Üstad Hazretleri'nin hani o bir hayal, seyahati hayali gibi. Yani orası çok çok güzel. İşte diyor işte Fatih'i gördüm. Muhammed'i vaadin
Muhammedi vaadin tahakkukunu ilan ediyordu ve dünyanın dört bir tarafından kaynayan nura şahit oldum. Öyle bir nur ki hiçbir bedevinin çadırı veya medeninin evi yoktu ki o güzel ışıklar ona girmiş olmasın. Bedevinin çadırına da girmiş, medeninin evine de girmiş ışık. Kalabalığına gördüm de Fethullah'ı gördüm. Parmağıyla sırların kaynağına doğru yüksekleri işaret ediyordu. Dedim ya, hani sır üzerine baştan sona gittim. Yeni zamanın doğuşları sebebiyle gözlerinden sevinç gözyaşları dökülüyordu. Eski anahtarlarını ve onun küçük çantasını da taşıyordu. Bu eski anahtar ve küçük çanta biraz önce hani dediğim o iki sır şehir, hani Kırnata ve Kudüs, altlarında büyük ama onları açacak o küçük çanta, küçük çantanın küçük anahtarı demişti. Yani oraya yine atıf yapıyor. Sonra atından indi, saflar arasında yavaşça yürümeye başladı. Ve nihayet minberine çıktı ve her bir taraftaki doğuşların birliğini ilan etti. Her bir taraftaki doğuşların birliğini ilan etti. Burada Fethullah bütün aleme sırrını ilan etti. Ve şimdi anlatan arkadaşa dönüyor. Demişti ya, hüzün ravisi diye anlatıyordu. Ey hüzün ravisi, bana haber ver. Dedi. Şimdi o arkadaşın herhalde Nevzat Hoca olsa gerek. Beşinci kattaki meclislerden birinde ona şöyle soruldu. Efendim, gördüğünüzü nasıl gördünüz? Dedi. Eğer gözyaşı kirlerinden arınırsa, iştiyak sadece bari hakikiye olursa, nurların üzerindeki perdeler açılır ve yolcular için yolun işaretleri apaydınlık olur. Diyor, kitabını bitirmiş merhum hocamız. Evet. İnşallah program bitiminde de ona dualarımızı da göndermiş olalım. Yani önce Rıdvan hocama teşekkür ediyorum. Allah bu razı zatın olsun. Kendi ülkesindeki durumu, bu kitapların ülkesinde hizmet adına etkisi şimdi ne bu son, oldu? Buna alakalı bilgimiz var mı diye. Soruyla ilgili ne olarak mi? Ben şunu söyleyeyim biraz. Oradaki biraz müşahedatıma göre. Tabii bu Ferid Ensari Hoca bu kitabı yazdığı sırada ömrünün son döneminde hastaki hizmetleri de bir şekilde biliyordu. Çünkü Fas'ta Arap ülkelerinden ilk Fas'ta başlayıp ve güzel gelişmeler olmuştu. O zaman yani 20 küsur seneden beri Fas'ta ki kolejler Fatih Sultan Mehmet Kolejleri diye tanınmış idi. Ferid Ensari Hoca gerçekten çok tanınmış biriydi. Ben hani bu son dönemde de karşılaştığım faslı kimseler olunca belki 20-30 oldu en az. Kime sorduysam hemen onu biliyorlar. Hatta onun hocası olan Şahit Elbuşeyh'i var. Çok İslam dünyasında tanınmış bir profesör ve hasta önemli hizmetleri var. Emekli olduktan sonra da devam ediyor. Yani onu tanımayan, onu bilmeyen kimselere rastladım. Fakat Ferid Ensari Hoca'yı hemen bütün faslı insanlar biliyorlar. Ferid Ensari Hoca da bir taraftan içinde olmasa da Fas'taki hizmetin bu müesseselerini duymuş olarak
ondan dolayı bir olumlu intibaı olmuş olarak bu kitabı yazarken de onu bilen biri olarak yazdığını düşünebiliriz. Nitekim işte son süreçte oradaki Fas'taki idare Türkiye'deki şeyin tesirinde kalarak, diktatın tesirinde kalarak maalesef bir şey yapınca, yani oradaki müesseseleri tasfiye gibi bir duruma girince onun hocası olan Şahit Elbuşeyhi hoca okullardan ikisini şeye devrolmasın diye okullardan ikisini kendi müessesesine, vakfına almak suretiyle, yani ikisini böylece şeyden kurtarmış oldu. Bunlarda da tabii merhum Ferit Hoca gibi insanların, büyüklerin tesirleri, güzel tesirleri olduğunu düşünebiliriz. Ben bunu da böylece bir bildirmiş olmak istedim. Allah razı olsun. Rabbimiz yardımcınız olsun. Rıdvan Hocam, Hoca Efendi ile alakalı bir belgesel hazırlanıyormuş. Buna cevap vermiş oldu. Bir ablamızın sorusuydu. Belgeselle alakalı kısa bir bilgi vereyim. İnşallah Allah izin verirse Hoca Efendi ile alakalı bir belgesel ders zincirinin ilk halkası diyelim. Böyle bir şey hazırlamaya çalışıyoruz. Allah'tan bir mani keder olmazsa inşallah, yani evdeki hesaplar çarşıya uyarsa Eylül gibi, yani Eylül 15 gibi falan da bitirmeyi planlıyoruz. Belgeselin mantığı şu, özellikle hür dünyada. Hür dünyada ve tabii kısmen de hani İslam dünyasında da düşünce olarak da daha belli bir ufukta bakan insanlara kronoloji esaslı bir belgesel olacak. Yani bir bölüm. Kronoloji esaslı derken şu var. Dünyada bir zaman var. Türkiye'de bir zaman var ve Hoca Efendi. Yani bu üç şeyin birbirine mix olmuş şekli içerisinde ele almaya çalışacağız. Bununla alakalı da aşağı yukarı, yani her taraftan şey, random diyorlar yani, seçme yani. Böyle rastgele tabir edeceğimiz. Epey bir aşağı yukarı 80-90 kadar farklı yaş, farklı başlardaki insanlarla görüştük. Yani şeyler almaya çalıştık. Onları bir araya getirdik. Yani mesela şu anda yurt dışında yaşayıp artık Türkçeyi kaybetmiş, yani kıtlaşmış. Ama hani bu manada hizmet eden koşanların hani nazarındaki bakışları ne, şeyler ne? Ondan sonra işte bu malum hani 65-70 dakikalık bir şey, her şeye sığmaz. Her şeyi yapacağım derken hepsi olmaz. Karmaşık olur yani, hani çok iyi seçmek gerekir belli başlıkları. Oralarda çok öne çıkan şeyleri işte sonra onları ayıkladık. Bir şeye getirdik ama hani gemide hala çok yük var yani, hani neyi bırakırsak bu yüzer. Bizim için çok çok şaşırtıcı şeyler çıktı. Mesela hani bu sorgulamalarda. Şimdi onun inşallah ikinci ayağındayız. Yani bir bunu içeride yaptık. Şimdi işte Can Pal Bey'le, ondan sonra bir bazı tabii müracaatlarımız oldu. Hani burada da Amerikalı Oscar almış kişilerle falan da görüştük belgesel yapımında, yani o tarzda. Ama şu andaki tabii konumuz, pozisyonumuz çok fazla bir şey ifade etmedi. Yani bir kartımız kurtumuz kalmadığından hani bir şeyimiz de olmadı. Ama yine buna rağmen belgesel yapımcılığı yapan yönetmenler var. Onlarla da bir şeyimiz oldu. Yani şöyle iki basamak olacak. Şimdi bunu biz bizcesini yapıyoruz. Hani biz kendi zaviyemizden hani baktığımız gibi, nasıl şimdi Ferdensel dışarıdan bakmış çok daha farklı görmüş. Şimdi inşallah işte Can Pal Bey'le, Orsa Ortez Bey olsun, işte Pal Bey'ler
ve çok çok enteresan şeyler öğrendik. Mesela hani İtalya'da, yani biraz da sadece Amerika kıtası değil, yani olabildiğince her taraftan yaygın. Ve tam o şey mantığında, hani böyle insanın uzun uzun konuştuğu değil de, yani en uzun konuşmanın 20-25 saniye, 30 saniye, ne bileyim, o şeylerde bitecek. Böyle bir dinamik akışı olan bir şey denemeye çalışıyoruz. İnşallah dua edin, yani inşallah başarabiliriz. Eğer buradaki temel hedef de şu, yani bu güzel bir şey ortaya çıkarsa, yani bütün belki her tarafları bir galalar falan gibi şeylerle bir tanıtım, yani yeniden böyle bir dikkat çekmeye de vesile de olabilir. Yani biraz o standartlarda bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Yani hani bu Netflix'tir, diğer hani o tarz şeylerin yayınlayabilecekleri kıvamda. Yani inşallah bir teknik teknolojisi olarak işte bu şeyler var şimdi. Hani yapay zeka dedikleri şeyin onun bazı sunduğu güzel imkanlar var. İşte bakalım onlardan filan değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama sadece en temel hususu bunun şu olacak. İnşallah hep başarabilirsek. Hizmetle alakalı konuşulan şeyler de, çünkü buradaki görüştüğümüz o Amerikalı yönetmenlerin falan bize herkesin ilk dedikleri şeyden bir tanesi şuydu. Dediler ki bir şey yapıyorsanız insanların çok rahatlıkla Google'a girdiği zaman pat diye karşılarına çıkan bir şeyi görmezden geliyorsanız o şeyiniz düşer. Yani siz burada bir şeyleri gizliyor, bir şeyleri propaganda ediyor havasına gelmiş olursunuz. O bakımdan dolayı işte yani ne konuşuluyor ne varsa, onun için hani 15 Temmuz'dur, ondan sonra işte siz de bunlarla beraberdiniz gibi şeyler, mesela şey bizim dahili görüşmelerde çok çok öne çıktı. Yani bu bizim için şeydi, yani hemen hemen birbirinden çok farklı. Bir de hem Avrupa'da hem Amerika'da bir şey noktası, hani o da bizi çok şaşırttı. Yani bizim mesela ilk hazırlarken listemizde bu kadar ön sıralarda değildi ama açık ara hani burada kalt diyorlar. Bizim Türkçe'de kürt diye kullandığımız. Yani bu hizmetin yapısı böyle bir şeydir meselesi. Hemen hemen görüştüklerimizden yani bizi şaşırtacak kadar neredeyse dörtte üçünden geldi yani. Bu konu mutlaka temas edilmeli diye. Demek ki sahada bununla alakalı bir algı meselesi varmış. Yani mesela o bizim için. Yani bunun gibi böyle çok hani bize göre çok önemli dediklerimizden bazıları çok geriye gitti. Bazı önemsiz dediklerimiz veyahut da çok yani bu belgeselde de o kadar olması gerekmiyor dediğimiz şeyler öne çıktı. İşte şimdi biraz hani onları şey yapmaya çalışıyoruz ama bu esnada da şöyle bir şey de ortaya çıktı. Yani mesela sadece yani kimlerle görüşebiliriz, yani her bir fikirden ikişer üçer alternatif dizmeye çalıştık. Mesela bu bütün dünyada diyalog hizmeti ile uğraşan arkadaşlar bir liste çıktı. Yani tabiri caizse yani şu dönemde 15 Temmuz'dan sonra aşağı yukarı yani 130 civarında akademik şey olmuş. Faaliyet olmuş yani hani makale yazılmış işte bir şeyler işte doktora çalışmasına gidilmiş. Yani bir şeylere konu olmuş. Sadece şey Amerika, Avrupa yani ağırlıklı olarak buralarda. Mesela bu hani çok çok bize şey yani bir zengin ve ilginç bir nokta olarak geldi. İnşallah yani böyle bir zenginlik içerisinde yapmaya çalışıyoruz ama hakikaten çok zormuş. Yani şöyle hani gemiden neyi azaltacağız, hani neyi boşaltacağız? O noktada bakalım inşallah yani dua edin. Evle yetiştirmeye çalışıyoruz. Hocam chat'te bir not yazmış bir abimiz. Onu kısaca okuyayım. İngiltere'de bulunuyorum. Buradaki otelimizin güvenlik görevlisi faslı bir beyefendi. Ferit Ensari'yi tanıyor musunuz dedim. Evet dedi. Ben Bediüzzaman Hazretleri ve Hoca Efendi'yi sorduğumda tanıyorum. Çünkü Ferit Ensari bu iki alimden çok güzel bahsediyordu dedi diye de bir not düşmüş. Elhamdülillah bunu da okumuş olduk. Allah razı olsun Rıdvan Hocam. Tamam. Bugün de görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Hürmetlerinize arz ederim.